Sevgili izleyiciler, sağlığım için her şeyde küçük kesiden yapılan kalp ameliyatlarını bize Türkiye Kalp ve Sağlık Vakfı Başkanı aynı zamanda 9 Eylül Üniversitesi Göğüs ve Kalp Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Kurucu Başkanı Profesör Doktor Öztekin Oto anlatacak. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. E sizin var o kadar güzel görevleriniz var ki bir tanesini en sona sakladım. Avrupa Kalp Damar Cerrahisi Derneği başkanısınız. Aslında bu da gerçekten Türkiye için e, Türk bir bilim adamının böyle bir görevle üstlenmesi açısından ayrı bir gurur kaynağı bir yıl olmuş. Teşekkür Biraz geçti olsa tebrik ediyorum. Sağ olun. Sağ olun. Sevgili izleyiciler e, küçük kesiden yapılan kalp ameliyatları ile ilgili ya da başka konularda sorularınız varsa programda ele almamızı istediğiniz konular bulunuyorsa bize 0533 096 72 73 numaralı telefonlardan ulaşabilirsiniz. Mail adresimizle de bize gene sorularınızı, görüş öneri ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Arzu ederseniz Facebook, Twitter ve YouTube adreslerimizden, YouTube'daki sağlığım için her şey kanalından yine bizlerle ilgili videoları, sağlıkla ilgili, sağlıktaki tıptaki gelişmelerle ilgili videoları da izleyebilirsiniz. Evet gelelim konumuza. Çok önemli bir konu çünkü kalp cerrahisi ve kalp cerrahisinde küçük delikten yapılan e, kalp ameliyatları minival invaziv cerrahi dediğimizde işin içine hangi uygulamalar giriyor? Bir önce bize bir sıralar mısınız? Evet e, tanım olarak e, e, önceleri işte 10 santimden küçük sonra 7 santimden küçük şimdi. 5 santimden küçük bir delikten yapılan kalp ameliyatlarına minimal invazif kalp ameliyatları diyoruz. Biz buna kalp deliklerini kapatmadan, kulakçıklar arasındaki delikleri kapatmadan ve çocuklarda başladık. 1996'da ilk yayınımızı yapmışız bununla ilgili olarak. Ama yani yıllar önce dünya ile eş değerli, eş zamanlı olarak başladık. Ama bunun arkasından ee, kalp kapak ameliyatlarını da küçük delikten yapmaya başladık. Ee, bunun ötesinde koroner e, bypass ameliyatlarında e, sınırlı olarak bir kısmını yapmak mümkün ama e, genel olarak e, kalp kapak ameliyatları ve e, kalpteki deliklerin kapatılması işini küçük delikten e, yapıyoruz minimal invazif kalp cerrahisi olarak. Peki şimdi minimal invazif kalp cerrahisi küçük kesiden küçük bir delikten yapılan. Kalp ameliyatı dediğimizde e, ne hangi bölgeden yapıyorsunuz? Evet. Ameliyat nasıl gerçekleştiriliyor? Ameliyatın süresi nasıl oluyor? Küçük e, kesiden yapılınca hastanın anestezi nasıl oluyor? Evet, çok önemli noktada değindiniz. Şimdi bu, bu konuda ta başlangıcından itibaren e, uğraşan bir kişi olarak bu konuda Hı. yapılan tüm kesileri yapmış denemiş durumdayım. Evet. Ve hastaya göre seçme şansımız da var. Örneğin bir manken hanımda kalbindeki deliği kapatmamız gerekiyorsa veya kapakla ilgili bir problemi yapmamız gerekiyorsa böyle bir örnek oldu. Meme altındaki sütyen çizgisini kullanarak, e, yapıyoruz ve o zaman hiç görünmüyor. Hiçbir şekilde. E, Sol meme değil mi? E, evet sağ meme. Sağ Aa, meme evet. ağzında ve bütün ameliyatlarımızı kalp ile ilgili ameliyatlara sağdan Genellikle yaklaşıyoruz. E, Orası daha e, uygun oluyor. Evet. E, solda kalbin Hı -hı. ucu var yani orası bizim e, girmemiz için e, çok uygun değil. E, buna karşılık e, ve sonuç olarak o da 5 santimlik bir kesiden oluyor. E, buna karşılık e, e, göğüs kemiğinin alt ucunu e, 1 bölü 3 alt ucunda 5 santimlik bir 4-5 santimlik bir delikten e, yaptığımız e, e, delikten ameliyatların çoğunu gerçekleştirebiliyoruz. Hı hı. Bu çok kere daha emniyetli oluyor ve daha az ağrılı oluyor ve herhangi bir anda hemen onu tüm kesiye çevirmek mümkün ve hastanın müthiş bir güvenliği söz konusu olduğu için ben bütün kesileri denedikten sonra göğüs kemiğinin alt ucundan olan küçük delikten ameliyatları daha çok tercih ediyorum. Ancak belli durumlarda koltuk altı ve... E, meme altı kesileri e, tercih ediyorum. Özellikle mitral kapak dediğimiz kalp kapak ameliyatlarında. Ama siz bir çok özel bir soru sordunuz. Hemen e, sorular, soru grubunun sonunda evet, anestezi, anestezi nasıl oluyor evet. diye. E, benim bu konuda bir uygulamam var. E, bu dünyada da pek çok yere davet edilip konuşma konusu olan konu. Ee, özellikle aort kapak değiştirmelerinde küçük kesiyle yaparken bunu tamamen uyanık hastada belden uyuşturarak da yapabiliyorum. Ee, ve bu tabii çok teşekkür borçlu olduğumuz kendi 9 Eylül Üniversitesi'nin anestezi de Fikret Maltepe arkadaşımla beraber yapıyoruz ve o belden uyuşturabildiği için boyunun alt kısmından yüksek e, torasik yöntemle uyuşturabildiği için hastayla e, uyanık e, konuşarak e, bu ameliyatı gerçekleştirebiliyoruz. Mitral kapak e, değişiminde Aort mi? Kapak değişiminde. Aort, kapak Aort kapak değişiminde. Aort kapak değişiminde. değişiminde. Çünkü mitral yani. kapakta da biraz daha aşağıdan ya da koltuk alttan gerektiği için o zaman daha büyük bir bölgeyi uyuşturmak gerekiyor. Bunda Uygun olmuyor ama aort kapağında e, bunu tamamen e, hiç uyutmadan e, yapmak mümkün. Bu hastanın e, seçimi tabii. Öncelikle hastaya sunuyoruz bu seçimi. Ama hastanın seçiminin ötesinde e, elimizde önemli bir avantaj şeklinde de eğer e, özellikle koah dediğimiz akciğerle ilgili evet. akciğerin anestezi almasında bir sorun varsa onlarda bunu uygulamak e, mümkün oluyor. Şimdi, peki bu tip <laughs> cerrahisindeki ve özellikle kalp cerrahisindeki gelişmelerin ışığında küçük kesiden yapılan hatta zamanında aort kapağında e Sadece bir bölgesel anesteziyle hasta uyutulmadan yapılan Hı -hı. kalp ameliyatlarının <laughs> hastaya ne gibi avantajları oluyor? İyileşme süresi, hastanede yatış süresi, taburculuk süresi, yara izi olup olmaması evet. gibi. E, bu çok önemli bir soru. Tabii Hı -hı. ki kozmetik avantajla başlayacağız. Evet. Yani kozmetik avantaj herkesin bildiği avantaj. Küçük kesi, küçük sıkar, e, iz yapmıyor. Hı -hı. E, o yüzden son derece avantajlı işte. E, manken de uyguluyorsunuz ve mesleğini uygulamaya devam ediyor, hiç görünmüyor. E, bu, bu, bu yatsınamaz bir gerçek ama illa e, manken genç hanım olması gerekmiyor. E, çok yaşlı birisi de e, ve erkek hastada fazla iz istemiyor göğüs kemiğinin boydan boya açılmasını istemiyor. Ama yaşlı da 70 yaş 80 yaşta bile e, minimal invazivin getirdiği önemli bir avantaj var. E, yara iyileşmesi. Ee, ...çok kolay oluyor. Kemiği boydan boya açmadığınız için... ...kemiğin iyileşmesi ya da kemiği hiç açmadığınız için... ...kaburgalar arasından girdiğiniz için... ...yara iyileşmesi çok kolay oluyor bu önemli ee, kısa sürede yara iyileşiyor bu ne getiriyor hastanın çok kısa sürede işinin başına gelmesi geçmesini sağlıyor peki yaşlı bir insan emekli ama düşkünler evinde kendi başına e, yetmesi e, kolaylaşıyor kendi kendine bakımı çok çabuk olabiliyor bu yüzden önemli yani sadece işinin başına dönmesi diye düşünmemek lazım ama işinin başına dönmesi ni açarsak e, bir ağır işte çalışan yük taşıyan bir işçi olduğunu düşünsek onun da o işi yapmaya dönmesi kolay olabiliyor. Çünkü e, normalde 3 ay izinli e, kalması gerekiyorken bu e, bir hafta 10 günde işinin başına dönebiliyor. Ciddi avantajlar bunlar. Bir yere... Ama Evet. Pardon biraz evvel sözünü ettiğiniz hastanede kalma süresi de kesinlikle daha kısa ve yoğun bakımda kalma süresi de aynı şekilde hı hı. karşılaştığında kısa. Bu ikisi de e, e, sağlık ekonomisi açısından önemli. E, maliyetler düşüyor. Hastane e, maliyeti devlete maliyeti açısından da avantajlı oluyor. Affedersiniz Şimdi, buyurun. Yok estağfurullah. <laughs> Şimdi programın başında kimlere uygulanabiliyor özellikle dediğimde. Evet. Bir kalpteki deliklerin özellikle tedavisi ve gene dediniz ki kalp kapak hastalıklarının kapak, cerrahisinde evet. uygulanıyor. Şimdi peki her kalpbinde delik olan hastaya kendisi de kabul ediyorsa bu yönteme arzuluyorsa ya da kalp kapağında sorun olan her hastaya küçük kesiden kalp ameliyatı yapılabilir mi? ...yapılamayacak bir hasta grubundan da bahsetmek mümkün müdür? Evet, eğer birlikte önce kapaktan başlayalım. E, mitral hmm. kapak tek başına ise ki biz daha çok onarımını tercih ediyoruz. E, onarımını bu yöntemle yapmak mümkün aort kapak tek başına ise bunu yapmak mümkün ama çift kapak olduğunda kesiyi biraz büyüterek yani genel standart kesi yapmıyoruz ama birisi burada kapakların birisi burada dolayısıyla ikisine ayrı kesilerle uğraşılırsa iki ayrı kesi olacak. Dolayısıyla da ortalama bir kesiyle ulaşmak mümkün. Sonuç olarak iki kapak bir aradaysa uygulayamıyoruz. Uygulayan yerler ve bunu zorlayanlar var ama karşıyım buna. Uygulamada hasta güvenliği açısından iki iki kapak bir aradaysa e, ayrı ayrı kesilerle ya da e, büyük tek bir kesiyle yapmayı tercih ediyorum. E, diğer konu e, birlikte koroner bypass yapılacaksa. Çünkü günümüzde artık e, ee, bu kapak hastalıkları koroner bypassla birlikte de olabiliyor. Çünkü yaşlı kesimin 70 yaş üstü yaş segmentinin hastalığı olarak da karşımıza çıkabiliyor. Onlarda koroner arter hastalığı sıklıkla oluyor. O zaman birlikte koroner bypass yapılacaksa küçük kesiyle yapmayı tercih etmiyoruz. Çünkü o da e, bu tarafta dediğiniz gibi siz kalbi solda biliyorsunuz. Evet. Solun arkasına da bir bypass yapacağız. Biz buradan yaklaşıyoruz kapağa. O zaman o da mümkün olmuyor. Demek ki birlikte bir bypass varsa uygun değil. Onun dışında tek başına e, mitral, tek başına aortun her durumunda yaklaşabiliyoruz. Kalp deliklerinde ise erişkin kalp deliklerinin hepsinde yapabiliriz ama e, çocuklarda e, sınırı giderek genişletiyoruz. Falotetrolisinde bile küçük kesi olabiliyor. Bu karmaşık bir mor bebek dediğimiz bebekler. E, ama onun dışında kulakçıklar arasındaki kesi deliklerde ve karıncıklar arasındaki deliklerde uygulayabiliyoruz. Bunu. Son 3 e, dakika e için deyiz evet. sohbetimizin. Siz sohbetin başında bypass ameliyatlarında da uygulanabiliyor ama hani çok <laughs> rutin değil Sınırlı, e, dediniz. Evet. Biraz bize bu konuda bilgi verir misiniz? Çünkü özellikle bypass ameliyat olması gereken e, kalp damarlarında tıkanıklık olan pek çok kişi de var. E, kalpteki damar tıkanıklığının sayısı yeri e, derecesi gibi faktörler önemli mi? Evet. E, koroner bypass'ta ee, küçük delikten ameliyatları e, yıllar önce e, ilk başlatan ve uygulayanlardan biriyim ama bu e, bunun yeri e, daha çok e, meme sol meme atardamarının ön önde kalbin önündeki en önemli darlık olan e, LAD dediğimiz ön inen dala e, bypass yapmada kullanılıyordu. Yani tek damarlı bypassında ve o önemli bypassta kullanılıyordu. Günümüzde tek damar hastalığında artık daha çok stent uygulaması, kardiyolog meslektaşlarımızın kateterle yaptıkları stent uygulamaları var. Böyle olunca e, e, stent uygulamalarıyla tek damarda bypassın çoğu yapılabilince e, tek damarda ee, minimal invaziv by, e, bypass cerrahisinin yeri çok sınırlı hale geçti. Ama günümüzde hibrit e, cerrahide yeri hı hı. olmaya başladı. Yani biz gene meme atar damarını ön inen koroner damara bypass bypassı küçük bir kesiyle gerçekleştirebiliyoruz. Bunu geri kalan e, damarlara stenti kardiyolog meslektaşlarımız uygulayabiliyor. Bu hibrit cerrahi e, e, yer alıyor dünyada koroner bypass cerrahisi tekniğinde ama bunun da yeri sınırlı. O nedenle Hibrit cerrahi deyimini biraz açım, açar mısınız tabii, bu arada? Tabii hibrit cerrahi de, de, dendiği zaman e, koroner bypass ile cerrahi ile kateter tekniklerinin birlikte kullanıldığı, e, bir arada ele alındığı durumlara hibrit e, teknik diyoruz. E, dolayısıyla e, bu, burada en değerli bypass olan sol meme atardamarının inen e, koroner damara bypassını cerrahi olarak yapıp e, yapınca hastaya 20 yıl süreyle açık kalan bir e, bypass sağlamış oluyorsunuz ama e, stent tekniğinin ise e, bacaktan alınan safenven dediğimiz toplar damarla hı hı. bypassla eşdeğer sonuçları var dolayısıyla onu e, veya daha iyi sonuçları var e, böyle onu e, stenti e, diğer e, damarlara ayırıp e, meme atar damarını e, ön inen damara bypass yaparak hibrit cerrahi yapmak mümkün. Böylece hastaya her iki tekniğin avantajlarını sağlamış oluyorsunuz. Küçük bir kesiden bypass sağlanıyor ama e, stentlerin de e, stentlerle de diğer e, damarlara stent yapılarak e, hastanın tüm damarlarının revasplerezi edilmesi açık e, kalması sağlanmış oluyor. Küçük kesiden kalp ameliyatları aslında kalp ameliyatı olması gereken, anesteziden <laughs> ve kalp cerrahisinden endişelenen pek çok hasta ve hasta yakını için önemli bir alternatif. Ee, bu konuda son olarak neler söylemek istersiniz? Kalp cerrahisinin geleceği nereye gidiyor? Gerçekten standart kalp ameliyatından korkan pek çok kişi için, Küçük kesiden kalp ameliyatı bir kurtuluş oluyor. Bana başvuran hastaların çoğunluğu bundan dolayı geliyorlar ve burada tabii hasta emniyeti çok önemli. Ben bunu yıllardır 1998'den beri başlayan bir serüvenin içerisinde belli bir yere gelerek uyguluyorum Dolayısıyla de hasta emniyeti ön planda tutularak yapılan küçük kesiden kalp ameliyatları aslında standart kaç cerrahisi olmak zorunda. Yani bu günümüzde artık veya gelecekte, kaç cerrahisi sadece küçük kesiden uygulanacaktır diyebilirim ve bu, bu konuda aort kapağının değiştirilmesi örneğin standart olarak dünyanın pek çok yerinde sadece küçük kesiden yapılmakta yani büyük açılarak aort kapak cerrahisi artık yapılmamaktadır. E, ve günümüz, ben bunu 98-2000 yıllarında başlattığım bu e, serüvenin e, şu anda Türkiye'de de yeni yeni merkezlerde de yapılıyor olmasından memnunluk duyuyorum. Ve standart cerrahi haline gelmesi beni mutlu edecek. E, sayın Profesör Doktor Öztekin Ota çok teşekkür ederim. Sağlığım için her şeye katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum. Sevgili izleyiciler bir sağlığım için her şeyin daha sonuna geldik. Önümüzdeki hafta gene aynı saatlerde ATV Avrupa ekranlarında sizlerle buluşmak dileğiyle kendinize ve sevdiklerinize iyi bakın, hoşçakalın.